Birazdan izleyeceğiniz görüntülerle merkezi yıkılan bir şehrin toparlanamamasını anlatacağız. Depremlerin ardından düzeni altüst olan esnaflar düzenlerini yeniden kurmak için mücadele ederken tüm sorunlarla baş başa kaldı. Altyapı ve üst yapı sorunlarının yanı sıra şimdi ise esnaflar kira sorunuyla boğuşuyor. Bu defa haberi ben değil, esnafların kendileri anlatacak. Ben Söğütlü Camii'nin karşısındaydım. Son 7 ayda Mısır Çarşısı'na bir dükkan yıkılmamıştı. Elimize geçti, gittik orayı kiraladık. Oradaydık, Mısır Çarşısı'na geldik. Çevre Şehircilik geldi, orayı rezerve alanı ilan etti. O yüzden bize dediler ki kardeşim siz çıkın, biz size konteyner temin edelim. Biz de dedik tamam. Adımıza konteyneri verildi. Biz buraya geldikten sonra bir ay sonra dediler ki biz size değil mal sahibine verdik. Ama kontratı imzayı bizim adımıza düzenlediler. Biz imzaladık. Mal sahibiyle bizi baş başa bıraktı. Ne yapıyor? Mal sahibi de ya kardeşim konteynerimde çık diyor ya da benim kiramı ver. Şimdi burada ayda 7,5 liraya verecek, konteynere verecek esnaf varsa gelsin. Yani Çevre Şehircilik yazılı kağıt versin. Bize zamanında o şekil vermediler. Dediler ki bu dükkan size ait. Çünkü ben vergi levhamdan aldım bunu. Kirada olduğum için aldım. Mal sahibine benim bir alakam yok. Çünkü esnafım ben. Bir yerde ben bunu devam etmek zorundayım. Bir sürü ödemelerim var. Çekim var, senedim var. KOSGEB'e yazıldık. Torpil olanlar aldı. Bize yok. Öyle ihtiyacı olmayanlar var ki aldılar. Başka yerlere bağladılar paraları. Bizim Şehircilik Bakanlığı'na gidip anahtarı aldığımız zaman zoraki almadığımız halde bize teslim edildi. Bize teslim edildiği gün bu konular yoktu. Taleplerimizi iletildi. Talepleriniz ne denildi? Bugün brandaları biz yaptık. Dükkanların içini biz yaptık. Vergi levhalarımızı tekrar adres güncellemesi yaptık. Elektrik aboneliği yaptık. Bunları yaptıktan sonra vatandaşlar gelip diyor ki işte efendim kira talep ediliyor. Biz de kendilerine dedik ki ne karşılığında? Dedik ki 2 yıl orada ücretsiz oturacağız levhaya karşı, vergi levhasına karşı. Kesinlikle kira. Dükkan sahiplerinin zaten burada hiçbir hakkı yoktur. Yani bizle alakası yoktur. Farz edin ki örneğin diyelim ki iş yapıyoruz, kazanıyoruz. Yine bizim dükkan sahiplerine işimiz yok. Çünkü niye? Biz burayı Çevre Şehircilik'ten aldık. Bize burayı Çevre Şehircilik verdi. Çevre Şehircilik verdiği için hani şimdiye kadar da bize bir kağıt, resmi bir evrak gelmedi. Öyle bir şey gelmedi. Ondan dolayı bizim kirayla ilgili bir sıkıntımız yok. Ya olamaz da yani. Burada bir sürü esnaf arkadaşlarımız var. Herkes de bu konuda karşı. Her biri farklı şekilde konuşuyor. Farklı şekilde söylüyor. Ama bize böyle bir resmi açıklama gelmedi. Resmi açıklamada bulunmadı. Ama biz şunu söyleyelim. Çevre Şehircilik'te biz burayı 2 yıllığına gerçekten o şekilde bize imzalattılar kağıtları. 2 yıllığına ücretsiz oturacaksınız vergi levhanıza karşılık diye. Şu an esnaflar da aynısını söylüyor aslında. Biz diyor Çevre Şehircilik'te adımıza imza ile aldık burayı. Aynen. Ancak diyor mülk sahipleri, oradan çıktığımız mülk sahipleri gelip bizden kira talebi yapıyorlar. Yok, şu ana kadar öyle bir talepte bulunulmadı. Gelinmedi yani. Bize gelinmedi. Ama bazı arkadaşlarımıza gelmişler. Söylemişler. Doğru söylüyorlar. Ben size konteyner vereceğim. Konteyner, monteyner hikaye. Neymiş siz çıkın mağdur olmayın. Şimdi ben mağdur olmayacağım mı? O kadar borcum var, harcım var, mal almışım. Nerede ben vereceğim kira sahibine? Mal sahibine ne alakası var? Biz de vergili esnafız yani. Ben kira vermem. Ben kimseye kira vermem. Çünkü devletin malı. Niye kira veriyorum ben? Bu Malatya'da bir sürü konteyner var. Hangisinden kira almışlar ki ben de kira vereyim? Konteyner kentler var. Bütün devletin, bütün milletin parasıyla oraya besleniyor. Benim verdiğim vergiyle besleniyor. Ben niye kira veriyorum buraya? 20 tane esnaf mı kira verecek bu Çevre Şehirciliğe? Böyle bir saçmalık var mı? Bizler teşekkür ederiz. Gelip talep ediyoruz. Diyoruz gelin bir derdimizi dinleyin. Geliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ama sesimizi de ancak sizinle duyurabiliyoruz. Sahibi nasıl? Mal sahibi bizim ki biz zaten düzenli şekilde kiramızı veriyoruz. Adamlar memur. Diyor ki ben konteynerimi istemiyorum. Konteynerimde kimse oturmasın. Ben aylık devletten 7,5 TL para talep ediyorum. Biz ne olacağız peki? Ya böyle bir şey var mı ya? Bir insan yani bir düşünür mantıken. Sen beni o zaman bana deseydi ki bak ben burayı size vermiyorum. Mal sahibine verip biz de başımızın çaresine bakarız. Ben burada ne yapacağım? İş yok, güç yok zaten. Yani verilen sözlerin de hiçbiri yapılmadı. Yapılmadı. Biz esnaf arkadaşımızın demin söylediği gibi Cumhurbaşkanlığına bir dilekçe yazmıştık. Burada korumalarında vatandaş aldı, dedi ki size döneceğiz. Ve döndüler de. Dediler sizden nasıl kira talep ediyorlar? Dedik böyle böyle.
bir haksızlık var ortada. Bu haksızlığı gelip gözleriyle görecekler, tespit edecekler ve bu haksızlığı giderecekler. Aslında şu an hükümetin ev sahiplerine 7,5 bin lira, kiracılar ise 5 bin lira aylık kira ödemesi var. Şu an hak sahipleri de, mülk sahipleri de sizden bu rakamı istiyor aslında. Madem oturuyorsanız bana bu rakamı karşılayın diyorlar. Evet, kiracıya veya mülk sahibine 7,5 lirayı, kiracıya da 5 lirayı devlet ödüyorsa mülk sahiplerine de ödesin. Ödüyorsa. Ama böyle bir rakam yok yani. Yani bu esnaf oradan buraya malla, mülkten, parayla gelmedi. Borçla geldi. Ve burada da oturuyorlar ki borçlarını ödeyeler. Ama öyle görünüyor ki sadece oturuyorlar burada. Sadece oturuyorlar. Tebrik ederim. Ağzına sağlık. Sadece oturuyorlar. Burada oturuyoruz işte. Şikayet huyumuz değil. Şikayet de etmek istemiyoruz. Allah devletimize yardım etsin. Ama biraz da bu belediyeler, melediyeler el atsın yani. Bir el atsın. Belediye başkanları hemen yanınızda, Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Evet. Geldiler mi? Şu ana kadar gelmediler. İnşallah bundan sonra bekliyoruz, gelirler diye düşünüyoruz. Aslında bağırsanız sesinizi duyacak yerde var. Yani. Evet, evet. Konuşmalarınıza bile belki şahit oluyordur. Evet, hiç mi evet. Bir çatlak ses gitmedi oraya? Tam yerine oturmadıkları için belki ondandır. İnşallah biz bekliyoruz belediye başkanımızı. Tam koltuğa oturamadım diyorsun. Oturmamıştı. O zaman biz kendilerine, hatta siz bir cama açsın İnşallah. Diyebiliriz herhalde. İnşallah sizin vasıtasıyla sesimizi duyarlar, bizimle de ilgilenirler.